Yaşayan ve diri olan İsa Mesih'in inayeti, sevgisi ve selameti yine bugün sizlerle birlikte olsun sevgili kardeşler. Rab bu sabahı kendi gününü kutsasın ve bereketlesin. Aynı zamanda her birimize hikmet ve anlayış versin ki onun diri kelamı yüreklerimizde yer tutsun ve yaşantımızda bize rehber olsun. Bugün de yine Vahiy kitabından bir bölüme bakmak istiyorum. Vahiy 3. bölüm. Biliyorsunuz kaç haftadır peş peşe kiliselere yazılan mektuplar hakkında konuşuyoruz. Ve bu haftada Sard Kilisesi'ne Rab İsa Mesih'in gönderdiği mektuba bir bakacağız. Önce istiyorum ki bu kiliseye yazılan mektubu okuyayım sizlere. Vahiy 3. bölüm 1. ayetten itibaren. Sarttaki kilisenin meleğine yaz. Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorum diyorsun. Yaşıyorum diye ad yapmışsın. Ama ölüsün. Uyan. Geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Bunları yerine getir. Tövbe et. Eğer uyanmazsan hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi hiç bilmeyeceksin. Ama Sart'ta aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var ki beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Çünkü buna layıktırlar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Amin. Şimdi birçok kilise örneğini gördük. Birkaç tane daha göreceğiz. Şimdi burada yine bir kilise örneği görüyoruz. Yine İsa Mesih kendi ağzından kiliseye bir mektup yazıyor. Bakın diğer kiliselerden farklı bu kilise. Diğer kiliseleri, birkaç kiliseleri okuduğumuzda gördük ki orada sıkıntılar var, orada problemler var, orada zorluklar var, orada çekilen acılar var, Mesih uğruna çekilen elemler, işkenceler var. Ve bunları anlatıyordu. Bunlara karşı nasıl direndiklerini, kilisenin nasıl da ayakta durduğunu övüyordu. Ve aynı zamanda da İsa Mesih onlardaki bazı güzel olan yönleri de açığa çıkarıyordu. Ama şimdi bu kiliseye bakıyoruz ki hiç övülecek bir şey yok. Mesih İsa bu kilise hakkında övgüyle hiçbir şekilde bahsetmiyor. Peki acaba bu kilise biz olabilir miyiz? Veya bize ait bir şey var mı bu kilisede? Yazılmış olan bu mektupta. Çünkü yazılmış olan her bir mektup bir kiliseyi canlandırıyor. Şöyle kendi kafamızdan düşüneceğiz. Acaba bu mektuplardan hangisi bizim kiliseye uyar? Yani hep iyi şey yazmış. Veya da bu mektuba uyan bir kilise var mı? Kilise nasıl ölü olur? Kilise nasıl Rabbin gözünde ölü görünür? Rabbin kilisesi değil mi? Yaşadığını söyleyen bir kilise. Bakın ne kadar büyük bir tehlike var sevgili kardeşler. O yüzden de ayetlere bakalım. Şimdi diyor Sarttaki kilisenin meleğine yaz. Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle söylüyor. Şimdi İsa Mesih burada kendisini tanıtıyor. Tanıtırken de ilk söylediği şey nedir?
Her mektupta İsa Mesih'in bir karakteri, bir özelliği ortaya koyuyor. Burada da diyor ki Tanrı'nın yedi ruhuna sahip olan. Ne demek Tanrı'nın yedi ruhuna sahip olan? Biliyoruz ki yedi kelimesi mükemmelliği, doluluğu, kutsallığı, tamlığı ifade ediyor. Yani eksik bir şey yok Tanrı'da. Kusur yok. Tümüyle, her şeyiyle bizim anlayışımızın çok üzerinde bir mükemmelliğe sahiptir. Şimdi Tanrı nasıl ki o kusursuz mükemmelliğe sahiptir, Tanrı'da ne varsa Tanrı'ya ait olan her şey İsa Mesih'in kendisinde var. Yani İsa Mesih Tanrı'nın doluluğudur. Biz İbranilere yazılan mektubu okuduğumuzda, bakın İbraniler mektubunun birinci bölümünde İsa Mesih hakkında hemen şunu söylüyor. İbranilere yazılan mektup 1. bölüm 3. ayette diyor ki, oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. İsa Mesih neymiş? Tanrı yüceliğinin parıltısı. Yani Tanrı'nın bütün doluluğunu, yüceliğini insanlara yansıtan. Çünkü Tanrı'dan çıkmış, gelmiş olandır sevgili kardeşler. Öyleyse Mesih'i gören kimi görüyor? Tanrı'yı görmüş oluyor. Çünkü Mesih Tanrı'nın bütün doluluğuna sahiptir. Yine bakın aynı anlamda Koloselilere yazılan mektubun 1. bölümü 19. ayetinde şöyle söylüyor. Çünkü Tanrı bütün doluluğunun onda, yani Mesih'te bulunmasını uygun gördü. Tanrı kendisine ait bütün doluluğun kimde bulunmasını uygun görmüş? Mesih'te bulunmasını uygun görmüş. Yine biz Eski Ahit okuduğumuz zaman, Eski Ahit'te İşaya peygamberin 11. bölümünü açtığımızda yine İsa Mesih hakkında bahsediyor. Ve İsa Mesih hakkında bahsederken de şöyle söylüyor. İşaya peygamber, Yeşaya peygamber 11. bölüm. 1. ayetten itibaren okuduğumuzda diyor ki, İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak. Ve kökünden bir fidan meyve verecek. Şimdi İşay'ın kökünden gelen İsa Mesih'tir. Çıkan fidan o soydan, Davud'un soyundan gelen kimdir? İsa Mesih'tir. Ama ne diyor? Meyve verecek. Meyve veren bir ağaç. Peki meyvesi nedir? O dala baktığında onda gördüğün meyveler var. Ve devam ediyor. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Bakın ne kadar tanrısal doluluk Mesih'te mevcut sevgili kardeşler. O yüzden de diyor ki Tanrı'nın yedi ruhuna sahip olan, peki böyle bir mükemmelliğe sahip olan, tanrısal bütün doluluğa sahip olan başka biri aramıza geldi mi? Başka bir peygamber var mı böyle bir özelliğe sahip? Size söylerim ki hayır, yok sevgili kardeşler. Tanrı'nın bütün doluluğuna sahip olan, Tanrı yüceliğinin parıltısına sahip olan yalnız ve yalnızca İsa Mesih'in kendisidir. Ve kendi ağzından bu şehadeti veriyor. Öyleyse insanlığın Tanrı'yı tanıması için yönünü kime çevirmesi lazım? Mesih İsa'ya çevirmesi lazım. Eğer birisi Mesih'i tanırsa Tanrı'yı gerçek anlamda tanımış olur. Aksi halde Tanrı'yı gerçek manada tanıyamaz. O yüzden İsa Mesih ne söyledi? Beni gören, beni göndereni görmüş olur. Beni gören babayı görmüş olur. Yani beni gören Tanrı'yı görmüş olur. Beni tanıyan Tanrı'yı tanımış olur. Eğer bir kişide Mesih varsa o kişide Tanrı vardır. Eğer bir kişide Mesih yoksa o kişide Tanrı yoktur. Ha, Tanrı var olduğunu zanneder. Şeytanın tuzağına düşmüş olarak. Zannetmek ayrı bir şeydir. Hayal aleminde yaşamak ayrı bir şeydir. Ama gerçeğe sahip olmak ve gerçeğin doluluğuyla dolmak ayrı bir şeydir sevgili kardeşler. O yüzden Rab'be şükrolsun ki Rab sizi hayalperestler olarak kendi halinize bırakmadı. Size gerçeği verdi. Size anlayış verdi. Size hikmet verdi ki siz gerçek olan Tanrı'nın doluluğuna sahip olan İsa Mesih'i tanıyasınız ve onu tanımakla göksel babanın
halkından bir parça olasınız. Ne büyük bir sevgi. Ne büyük bir ayrıcalık. Bunun kıymetini biliyor muyuz kardeşlerim? Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bugün buradasın ve Tanrı halkının bir parçası olarak buradasın. Tanrı'nın doluluğunu iç varlığında hisseder ve Tanrı kendi doluluğunun sende olmasına razı oluyor ve onun içinde sana bu anlayışı açmış. Tanrı herkesin kurtulmasını ister ama kendi doluluğundan herkese vermiyor. Bu bir ayrıcalık, bu bir seçilmişliktir sevgili kardeşler. İşte diyor ki Tanrı'nın yedi ruhuna ve yedi yıldız. Yıldız neydi? Kilisenin melekleri diyordu. Kilisenin veya önderleri veya kilise. Şimdi kimin avucunun içinde? İsa Mesih'in elinin içinde. Kutsal kitap okuduğumuzda Yeşaya Peygamber de ne diyor? Seni avucumun içine yazdım. Değil mi? Bir anne diyor emzikteki yavrusunu unutur mu? Bir anne emzikteki yavrusunu unutsa bile ben seni asla unutmam. Çünkü seni avuçlarımın içine yazdım. İşte yedi yıldız elimin içinde, yedi yıldız ben, yedi yıldıza sahip olan, yani demek istiyor ki ey kilise bendesin, benim elimin içindesin ve benim gözüm senin üzerinde. Öyleyse şunu bilmeliyiz ki Rabbin gözü nerede? Her zaman burada. Rab bize bakıyor. Ve şimdi şöyle söylüyor. Yaptıklarını biliyorum. Seni takip ediyorum. Benden gizlenecek hiçbir şey yoktur. Bunun için de kutsal kitapta yazıyor ya, ey Rab, senin elinden nereye kaçarım? Eğer diyor denizin diplerine insem, ben orada bulursam. Eğer ki diyor yıldızlara çıksam, elim beni orada da bulur. Senin elinden nereye kaçayım? Rabbin önünden kaçacağımız, gideceğimiz bir yeri yok kardeşler. Ve o bizim ne yaptığımızı iyi biliyor. Ve şimdi yedi ruha, Tanrı'nın yedi ruhuna, Tanrı'nın doluluğuna sahip olan ne söylüyor bakın. Acı bir şey. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın. Bir adı var. Bir kilise var. Kilisenin adı var. Yaşıyor. Ayakta olduğunu söylüyor. Ve diyor ki ben şu kadar yıldırlı Rabbin ismiyle ayaktayım. İsa Mesih'in kilisesiyim. Ben Hristiyanlığımı koruyorum diyor. Ve kendini yaşadığını düşünüyor. Var olduğunu düşünüyor. Ve kendi varlığıyla da seviniyor. Övünüyor. Ama benim için ölüsün. Ne acı bir şey. Yaşayan ölü. Peki ölünün ne özelliği var? Ölünün sevilen bir tarafı var mı? Ölüye baktığımızda içimiz açılır mı? Aman ne güzel ölmüş. Yanaklar da al al yatıyor. Diyen birini gördünüz mü? Olmaz. Çünkü baktığın zaman bile oradan bir soğukluk geldi. Yani ne söylemek istiyor Tanrı biliyor musunuz? Rabb size şunu söylüyor. Bakıyorum ama baktığım zaman bana bir soğukluk geliyor. Sizde bir sıcaklık bulamıyorum. Çünkü ölü bedenine elinizi vurduğunuz zaman buz gibidir. Hiç dokundunuz mu? Buz gibidir. Ürkersiniz. Ama yaşayan bir bedene elinizi dokunduğunuz zaman onun yine de bir sıcaklığı vardır. Ne kadar üşürseniz üşüyün. Kanınız ne kadar az olursa olsun yine de bir sıcaklık vardır. Çünkü yaşayan bir can farklıdır. Ve Rab İsa Mesih bakın bir kiliseye böyle sesleniyor. Diyor ki sen yaşadığını zannediyorsun ama sen ölüsün. Peki niçin İsa Mesih bu sözü söylüyor sevgili kardeşler? Yaşadığını zanneden kilise. Demek ki o kilise şunu söyle diyor. Ben Hristiyanım. Ben dindarım. Ben kendi adetlerimi, geleneklerimi, kurallarımı yerine getiriyorum. Bugün biz bakıyoruz ki İsa Mesih Matta bölümünde açtığımız zaman Matta 23. bölümde bakın ne söylüyor orada. Ve bu ayet okuduğumuzda çok iyi anlayabiliriz sevgili kardeşler. İsa Mesih'in ne demek istediğini. Matta 23. bölüm okuduğumuz zaman 25. ayette
İsa Mesih birçok eleştirilerde bulunuyor din adamlarına, imanlı olduğunu söyleyen tutucu Ferisi denilen kesimlere. Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, iki yüzlüler. Bardağın çanağın dışını temizlersiniz, oysa bunların içi açgözlülükle ve taşkınlıkla doludur. Ey kör Ferisi, sen önce bardağın çanağın içini temizle ki dışı da temiz olsun. Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, iki yüzlüler. Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemiklerle, ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benziyorsunuz. Çok ağır bir söz. Badanalı mezar. Yani dışarıya baktığınız zaman çok güzel. Aşırın birinin dediği gibi mezarlar mermer olmuş diyor, hemen resim gelir. Adam bir kendi evine bakıyor, bir mezara bakıyor. Mezar diyor daha iyi ya. Her tarafı mermerle kaplanmış. Ama içine baktığın zaman ne var? İçinde ölü kemikler. Şimdi diyor ki dıştan görünüşün çok güzel. Ve burada da bu din adamlarına sesleniyor. Ve aynı zamanda seslenirken de ey iki yüzlüler diyor. Yani siz, daha diğer bölümlerini okumak istemiyorum ama orayı biliyoruz. Demek ki bunlar ne yapıyorlardı? Adetlerini yerine getiriyorlardı, geleneklerini yerine getiriyorlardı, kurallara göre yapıyorlardı ve törenler yapıyorlardı. Her şey var ama ne var eksik? Mesih'in ruhu eksik. İman doluluğu eksik. Kelam bilgisi eksik. Size şunu söyleyeyim, yaşadığını zannedip de ölü halde olan çok kiliseler var. Biliyor musunuz, öyle kiliseler var ki İncil okumak yasak. İstanbul'da da var. Biliyorum bir grup genç var. Bu gençler İncil'i çok seviyorlar. Bir araya toplanmak, haftanın belli günlerinde kilisede İncil toplantısı yapmak istiyorlar. Nasıl bir şey? Güzel. Güzel mi? Hoşunuza gidiyor mu? Ama biliyor musunuz o gençlere kiliseler ne söylüyor? Nereden çıktı bu iş diyor ya? Oğlum gelsiniz, gidin sinemaya, gelin dolaşın, eğlenin, zevk edin. Nedir bu toplanacaksınız kilisenin bir köşesinde, İncil okuyacaksınız, İncil çalışacaksınız. Bu ne icattır diyor, atıyor dışarı. Var mı İstanbul'da böyle kiliseler? Siz duydunuz mu? Ben duydum. Ben duydum. Buradan söylediğim hiçbir söz yalan söylemiyorum. Böyle kiliseler var. Ve gençlerin kilisede toplanıp İncil çalışmasından razı değiller. Olsun yöneticileri, olsun din adamları. Hayır kardeşim diyor. Kilisede diyor öyle İncil falan okumak olmaz. Siz protestan mı oldunuz diyor bir de. Çünkü İncil sadece protestanlara aittir. Tanrı İncil'i protestanlara gönderdi. Bir tek onlar okuyacaklar. Başka kimsenin okumasına gerekmez. Ha diğer kiliselerde din adamları, ruhban sınıfı okur. Cemaatin İncil'ine ne iş olacak? Daha iyi kadınlar evlerinde otursunlar, kahve falları açsınlar, sofralar kursunlar, kimin elbisesi kısaydı, kiminki uzundu, kimin çantasıyla kimin ayakkabısı birbirine uydu mu uymadı mı, bu dedikoduları yapsınlar. Ne işler var kadınların evde oturup İncil çalışacaklar? Ne kadar günah. Kadınlar evde İncil okuyacak. Buna karşı gelen kiliseler var mı? Duyuyor musunuz? İstanbul'da da var mı? Var. Şimdi o kiliselere gidin. Siz nesiniz? Biz Mesih'in kilisesiyiz. Biz eski kiliseyiz diyecekler. Biz varız diyecekler. Hep vardık diyecekler. Duymuyoruz, yaşıyoruz. Peki Mesih ne diyecek? Yaşıyorum diyorsun. Yaşadığını zannediyorsun. Ama sen benim gözümde ölüsün. Ne kadar acı değil mi? Kör olmak ne kadar acı bir şey kardeşler. Demek ki bazı şeyler bizi öylesine bir köreltiyor ki hakikatten bizi uzaklaştırıyor. Bizi uzaklaştırıyor. Kilise nedir biliyor musunuz? Mesih'in doluluğuna sahip olan yerdir. Aleluya. Bakın sevgili kardeşler, yine Koloselilerde yanlış hatırlamıyorsam orada yazılı, hemen yerini bulayım, okuyayım size.
Koloselliler'den miydi, Filipinler'den miydi acaba? Bir yer hemen orayı bulursam size söyleyeyim. Ya da Efesoslardı, pardon. Efeslere yazılan mektupta. Bakın, Efeslere yazılan mektubun birinci bölümünde 23. ayette ne söylüyor? Kilise onun bedenidir. Kimin bedenidir kilise? Mesih'in bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Her şeyi dolduran, yani Tanrı'nın bütün o 7 ruhuna sahip olan Mesih'in doluluğudur. Mesih bilgisiyle donatılmıştır kilise. Mesih'in ruhuyla doludur. Ve Mesih'in ruhunun kuvveti nerede işliyor? Kilisede işliyor. Ve böylelikle kilise üyeleri imanda büyüyorlar. Ruhta gelişiyorlar. Ruhta pekişiyorlar. Ve bakın biz yine Yuhanna'ya yazılan mektubu okuduğumuzda, Yuhanna'nın mektubunda şöyle söylüyor sevgili kardeşler. Birinci mektubu, Yuhanna birinci mektup, 3. bölüm. 23. ayetten itibaren okuduğumda şöyle söylüyor. Onun buyruğu, oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız. Bakın, şimdi her kilise ne söyler? Ben İsa Mesih'in ismine iman ediyorum değil mi? İsa'nın ismine iman etmeyen bir kilise var mı? Hayır. İnanmamız ve İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir. Şimdi birbirimizi sevebilmemiz için bir defa tanrısal sevgiyi tanımamız lazım. Haçı tanımamız lazım. İsa'yı derinden tanımamız lazım. Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar. Şimdi burada ne diyor? Evet yaşıyorum diyorsun ama sen ölüsün. Demek ki ölü olduğuna göre Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren bir kilise değil Sarp Kilisesi. Ölü bir kilise. Ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmiyor. Ama ne yapıyor? Sadece adetler ve gelenekler ve kurallar. Ve gösterişteki bir tapınış. Buna benzer kiliseler var mı bugün? Var. Değil mi? Adetler, gelenekler. Başka bir şey yok. Geçenlerde bir yerde bir kilisedeydi. Okuyor, kitap okuyor. Ve okulan sözleri anlamaya çalıştım. Aynı dilden konuşuyoruz. Ama bir türlü anlayamadım. Ve kendi kendime şöyle düşündüm. Şimdi dedim, Türkiye'de yaşıyorum, Türk toplumu arasındayım. Onlar da Arapça dinliyorlar, hiçbir şey anlamıyorlar. Ben onlara kendi kendime diyordum ki, kardeşim ne anlıyorsun ki amin diyeceksin? Bir şey anlamıyorsun ki. Ama ben kendi ana dilimde duydum, ben de bir şey anlamadım. Peki ne olacak bu? Anlamadığın şeye nasıl amin diyeceksin? Nasıl senin ruhun doyacak? Ve nasıl Rabbin buyruklarını anlayacaksın? Ne diyor? Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar. Adetlerde, geleneklerde değil. Tanrı da o kişide yaşar. İçimizde yaşadığını bize verdiği ruh sayesinde anlarız diyor. Eğer ki kardeşler Tanrı bizde yaşıyorsa o zaman biz diri kiliseyiz. Eğer Tanrı bizde yaşamıyorsa ölü kiliseyiz. Eğer Tanrı'nın buyruklarını bilip öğrenip yapıyorsak size şunu söyleyeyim. Birçok yaşadığını söyleyen kilisenin üyeleriyle konuştuğum zaman İncil okuyor musun? Hayır diyor, biliyor musun? Ya bırak kardeşim diyor, bu kadar tutucu olmak iyi değil diyor. Ya yobazlığında bir alemi yok diyor, ne yapacaksın diyor şimdi. Bırak diyor, her şeyin yeri ayrı diyor, onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. İyi peki yeri ayrı da nereye koyuyorsun? Ayırdın, herhalde çok sevdiğin için ayırıyorsun, yeri ayrı diyorsun, şöyle arka tarafta bir yerde kalsın pek görmeyeyim. Öyle mi? Yeri ayrı hangi yere koyuyorsun? Veya da konuşuyorsun. Diyorsun peki Mesih'e iman ediyor musun? Bir kilisenin üyesi olduğunu söylüyor. Ya diyor, öyle şeylerle pek uğraşma. İsa'yla uğraşmayacaksın. İncil'le uğraşmayacaksın. Peki diyor, kiliseye gidiyor musun? Tabii gidiyorum diyor. Cenazeni götürüyor musun? Elbette götürüyorum. Vaftiz oluyor musun? Elbette oluyorum. Niye yapıyorsun? Ben Ermeniyim onun için diyor. Ben imanlıyım demiyor. Ben dindar demiyorum. Ben Ermeniyim onun için. Sanki Tanrı Ermenilere
söyledi ki bak, eğer Ermeniysen cenazeni kiliseden kaldıracaksın. Hristiyanlık ayrı bir şey, Ermeni ayrı bir şey. Bu kiliseyi kurduk, kilise Ermeniler için, Hristiyanlar için değil. O yüzden kilise Ermeni olarak gelirsin, vaftizini yaptırırsın, düğününü yaptırırsın, cenazeni kaldırırsın ama İncil ayrı bir şey, boş ver İncil'i. Benim hakkımda birileri konuşuyorlar. Yine bir Ermeni toplumu içerisinde. Ve bir tanesi diyor, ya diyor, Kirkor iyi bir adam ama kardeşim diyor, koymuş kapıya diyor, habire İncil dağıtıyor, nedir bu diyor. Yani iyi adam ama bir tek kötülüğü var, İncil dağıtıyor. Halleluya. Yani İncil de dağıtmazsa seveceğim o Kirkor'u demeye çalışıyor. ne yapayım şimdi, beni sevsinler diye kapıdaki masayı içeri mi alalım? Hangisini yapalım, nedir? Bakın, biliyor musunuz, bunu söyleyen bir kişi herhangi bir X kilisede yönetim kurulunda. Nasıldır böyle bir kilise? Böyle bir zihniyet nasıldır sevgili kardeşler? Biz gülüyoruz ama kendi toplumumuzun haline gülüyoruz, biliyor musunuz? Ama Rabbin sözü ne kadar açık ne ve net. İşitecek diyor, kulağı olan işitsin. Rab kiliselere ne söylüyor? Keşke bu kişilerin kulağı açılsa ve kiliseye Rabbin ne gibi bir mektup yazdığını ve Rabbin önünde ölü bir durumda olduklarını anlasalar kardeşler. Ama şimdi bir anlasalar, yapsalar, etseler diyorum. Ama aynı zamanda olay terse dönmesin. Sakın Rab da demesin ki oğlum öyle söyleyeceksin, önce kendine bak. İşte o zaman yandık, halimiz kötü. Bazen biz fark etmeden güleriz ama kendi halimize güleriz, biliyor musunuz? Hiç fark etmeyiz. Bir gün yabancı bir ülkeye gitmiştim. Ülkede vaaz ediyorum. Ve vaaz ederken de kilisenin genel durumu, genel görünümü hakkında, cemaat kiliseye nasıl giriyor, kilisenin içinde nasıl oturuyorlar, nasıl davranıyorlar, neler yapıyorlar, tek tek böyle resmederek anlatmaya başladım. Ben anlattıkça herkes bayılıp yerlere düşüyorlar. Herhalde ünlü bir şovmen olsaydı o kadar bayılmazlardı yere. Şovmen değildim. Ama bir şey anlatıyorum, sonra dedim biliyor musunuz, bu güldüğünüz ve anlattığım kim? Sizsiniz. O zaman daha çok güldüler. O zaman daha çok güldüler. Hakikaten kardeşler, bazen yaparız, yaptığımızın farkında olmayız. Sonra birisi anlatmaya başlayınca, güle hakikaten de öyle de yapıyoruz ha. Dersin kahkahayı basarsın, bir koparsın orada. Yok yapmayalım kardeşler. Çünkü Tanrı'nın işi hafife alınacak bir iş değil. Rabbin işi alaya alınacak bir iş değil. Tanrı'nın doluluğuna sahip olmamız lazım. Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren Tanrı'da yaşar. Aksi halde Tanrı'da yaşamak söz konusu değil. Öyleyse Mesih İsa kilisesini ne görüyor? Kendi doluluğuyla dolmuş olmasını istiyor. Benim doluluğuma sahip olmanızı istiyorum diyor. Mesih'te eksik olan ne var? Bir yerde Rab şöyle söylüyor. Size diyor, daha yapmadığın ne kaldı? İşaya 5. bölümde. İsrail halkına söylüyor. Ey halkım diyor, benimle bağım arasında diyor, bir türkü söyleyeyim diyor. Bir türkü söyleyeyim de dinleyin diyor. Şöyle diyor, yüksek bir tepede diyor, sevgilimin bir bağı vardı. Ve gittim diyor, bu bağı diyor, çapaladım, temizledim, pakladım, taşlarımı ayıkladım. Ve sonra diyor, oraya diyor, asma çubukları diktim. Seçime asma çubukları. Ve sonra bekledim ki diyor, sevgilimin bağındaki asmalar yetişsin, güzel üzümler versin. Ama diyor, bekledim, bekledim, üzüm yerine diyor, bana yabani üzüm verdi. Ve diyor, şimdi sevgilimin bağıyla benim aramda sis hükmedi. Acaba diyor, bağ yapmadığın başka ne kaldı? Ne kaldı? Rabbin yapmadığı ne kaldı? Bizim uğrumuza eksik ne kaldı sevgili kardeşler? Ve şimdi Rab ne bekliyor? Asma çubukları olarak diyor ki, ey İsrail'in insanları, bu diktiğim asma çubukları sizsiniz. Ey sevgili kardeşler, bugün Rab diyor, işte buradaki bu bağa, Gedikbaşı'daki bağa diktiğim asma çubukları sizsiniz. Sizden ben üzüm bekliyorum. Üzüm bekliyorum. Ama nasıl da diyor, yabani çubuklara döndünüz. Ve size yapmadığım ne kaldı? Bir kilise Mesih'te olmayıp da dünyada olsun.
Bir kilise Mesih'te olmasın, sadece adet ve gelenek olarak Mesih'in kitabı okunsun, sözü söylensin, adet ve gelenek olarak kiliseye gelinsin ama ruhsal yaşantımızda meyve olmasın. Biraz önce İshaya peygamberde okuduğumuzda ne diyor? İşte diyor İshay'ın kökünden bir filiz çıkacak ve filiz ne yapacak? Meyve verecek. Hangi meyveler veriyor? Rabbin ruhunun doluluğundan gelen meyveler. Öyleyse kardeşler biz de Rabbin ruhunun doluluğundan gelen meyvelerle donatılmalıyız. O yüzden de kardeşimiz her seferinde soruyor, diyor ki kutsal kitabınızı görelim. Şimdi mesela burada bir tek çıkarıp da havaya kaldırmak değil. Yani kutsal kitapla iç içe olmamız lazım. İç içe olmamız lazım. Kutsal kitabın bölümleri hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. En azından bir peygamber söylenildiği zaman o ne ya? Bu peygamber de hiç duymamışım demeyelim tuhaf tuhaf. Ve bir peygamberlikten bahsedildiği zaman o peygamberliğin falanca bölümde olduğunu bilelim sevgili kardeşler. Çünkü bunlar bizim için yazılmış hayat kelamıdır. Ve İsa Mesih ne dedi? Ben sizde yaşam olsun diye geldim. Hem de sizde bol yaşam olsun diye geldim. Mesih'in gelişinin amacı nedir bize? Yaşam vermek. Bol yaşam, ebedi yaşam. Ama şimdi kendisine ait olduğunu söyleyen bir kiliseye Mesih bakıyor, diyor ki sen ölüsün. Sende yaşam yok. Benden bir şey yok sende. Ne acı bir şey. Biz Mesih'e ait olduğumuzu düşüneceğiz. Mesih ise bize bakacak, diyecek ki sende bana ait bir şey bulamıyorum ben. Bazen biliyor musun bir şey olur. Bizine bakarsın. Ya sanki sende kendimi buluyorum dersin. Kanın ona çok kaynar, ısınırsın. Sanki benden bir şey gibi. Bazen birileri gelir, birdenbire der, ya der, ben ilk defa buraya geldim, ilk defa seni görüyorum ama kanım öyle kaynardı sanki yıllardır seni tanıyormuşum gibi. Sanki benden bir şeyler varmış gibi derler. Ve kalkarken giderken de sarılırlar, sanki 40 yıllık ahbapmışlar gibi. Niye bir şey bulur, bir şey hisseder? İşte Mesih de bize bakıyor, bir şey bulmak istiyor. Ve Mesih diyor ki benden bir şey arıyorum. Bana ait olan bir şeyin sizde olmasını istiyorum. Onu görmek istiyorum sizin hayatınızda. Benden bir şey, Mesih'ten bir şey. Var mı kardeşler? Olmalı. Mesih'ten bir şey bizim içimizi doldurmalı sevgili kardeşler. Yaşıyorum diye ad yapmışsın ama ölüsün. Uyan. Mesih uyanmaya davet ediyor. Hava fazla soğuk değil. Kaloriferde yanıyor. Biraz da zaman geçti, yaklaşık 30 dakika. Bir uyku geldi mi üzerimize? Uyuyan biri varsa şimdi Mesih diyor uyan. Sakın uyumayasın. Sözlerimi sakın kaçırmayasın. Bir yabancı ülkedeydim. Adam tam ön tarafta oturmuş. Zavallı dayanamıyor artık ne olursa. Ha bile gidiyor. Karısı koltuğuna vuruyor. Aman diyor bakıyor. Ne güzel kardeşi koltuğuna vuruyor. En sonu dayanamadım. Güzel kardeşim dedim, sen bırak. Koltuğuna vura vura böğrünü ağrıtacaksın hocam. Bırak ne hatırlatmışsın? Adam dedi, yok dedi, ben gözüm kapalı dinliyorum. Gerçi genellikle vaazımda pek kimseyi uyutmam da bazen ekstra şeyler oluyor böyle. Herhalde gurur gelmesin diye oluyordu. Ki bak çünkü sen de uyutuyorsun adamları diye. Onun için uyumayalım. Şimdi diyor uyan. Uyan. Biliyor musunuz? Bu uyan sözünde aslında Sark Kilisesi'ne önemli bir mesaj var kardeşler. Sark kelimesi kaçanlar veya da yenilenler anlamına geliyor. Hakikaten de kelime olarak çok uygun. Yenilen bir kilise. Kaçan bir kilise. Niye yenilenler biliyor musunuz? Şimdi tarihi okuduğumuzda, Sark Kilisesi'nin hayatını okuduğumuzda bakıyoruz ki orada bir krallık vardı zamanında. Lidya Krallığı diye bir krallık ve krallığın şehirlerinden bir tanesi Sark Kilisesi ve Sark Kilisesi'nde altın işlemeciliği yapılıyor. Kuyumculuk ve mücevhercilik var. Yani zengin bir yer. Zengin bir toprak ve oradan Sark Çayı geçiyordu. Sark Çayı'nın etrafında da altın madenleri vardı, maden ocakları vardı. İnsanlar oralardan altın arıyorlardı, mücevhercilik işi yapıyorlardı, kuyumculuk işi yapıyorlardı.
zengin insanlar. Yani eksikler olan bir şey yok. Fakir oldukları bir konu yok. Zavallı oldukları bir konu yok. Ve kendilerine de çok güveniyorlardı. Duvarlı şehirler de yapmışlardı. Ama bir gün İran'la savaşa giriyorlar. Ve diyorlar ki bizim yerimiz dağlık bölgedir. Aynı zamanda zenginiz, zenginliğimiz de var. Ve duvarlarımız da güçlü, yüksek. Öyleyse İran ordusu gelse de bizi yenemez. Çünkü yüksek duvarları aşamaz. Ve ordu geliyor, İran ordusu pusuya yatıyor ve incelemeye başlıyorlar ki bu yüksek duvarları biz nasıl aşacağız? Ve kalenin üstünde gündüz gezinen askerlerden bir tanesi başındaki şapkayı eğilirken aşağı düşürüyor. İran ordusundaki askerlerden bir tanesi bakıyor. Ya diyor, bu adam şapkasını düşürdü. Acaba gizli bir dehliz, gizli bir yol var mı ki bu şimdi asker gelsin şapkasını alsın? İnceleyelim de mutlaka bu giriş çıkış bir gizli yol vardır. Sonra bakıyor ki orayı incelerken o asker belli duvarın bir tarafına gidiyor. O duvarda demek ki delikler, oyuklar var. O taşlardan tutuna tutuna yavaşça aşağı indi. Miğferini aldı ve tekrar taşlara tutunarak yukarı çıkıyor. Ve asker hemen gidip komutana diyor, komutan diyor, bu kaleye diyor girmenin yolunu buldum. Duvarın belli yerleri vardır, oyuklar var. Oyuklara tutuna tutuna yukarı çıkabiliriz. Ve gece yarısında askerler, güçlü askerlerle seçiyorlar ve geliyorlar ve duvardan yavaş yavaş tutuna tutuna yukarı çıkıyorlar. Yukarı çıktıklarında bakıyorlar ki kilisenin surlar, kilise diyorum, şehrin surlarında gece bekleyen hiç nöbetçi yok. Şaşırıyorlar, nasıl orada nöbetçi yok? Çünkü neden? Onlar kendilerine güveniyorlar. Kendi güçlerine güveniyorlar. Kendi kuvvetlerine, zenginliklerine güveniyorlar. Ve de kafalarından diyorlar ki nasıl olsa bu duvardan kimse geçip de gelemez. En iyisi biz gece uyuyalım hepimiz. Ve böylelikle onlar gece aşağıda uyurken düşmanlar ne yapıyor? O izden, açık bırakılan yerden tutuna tutuna yukarı çıkıyorlar ve bütün halkı kılıçtan geçiriyorlar. Şimdi ne yapıyor kiliseye? Uyan, uyan. Mutlaka şeytana bir açık verirsin. Bir açık verirsin. O da bu açığı görür, yakalar ve ne yapar? Oradan gelir, içeriye girer. Eğer uykudaysan seni uykuda teslim alır. Bunun için de Tanrı kelamı hep bizim uyanık olmamızı istiyor. Ayık ve uyanık olun diyor. Hasmınız iblis, kükreyen bir aslan gibi etrafınızda dolaşıyor. Şimdi bir kükreyen aslan var, etrafımızda dolaşıyor ve sürekli gümür gümür ediyor. Onun gümürtüsü bize ninni gibi geliyor, biz de korur korur uyuyoruz. Aslan kükrüyor, biz uyuyoruz. Sonra ne olur? Neye güveneceksin? Kafesin bir yerinde bir zayıf nokta burada içeri girerse, işte bu kiliseye böyle oldu. Onun için diyor ki yenilenler, sarp demek yenilenler. Niye? Çünkü uykuyu sevdiler, uykuya daldılar. Dünya bize ağırlık verir kardeşler. Dünya hevesi bize uyku verir. Dünya bizdeki olan imanı yağmalamak ister, çalar. Bunun için de her zaman uyanık olmamız lazım. Uyan! Geriye diyor fazla bir şey kalmamış, geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa onları güçlendir. Yani imanda canlan, yenilen diyor. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Kelam bizden ne istiyor? Mesih kutsal olduğu gibi bizim de kutsal olmamızı istiyor, değil mi? Bizim de imanda güçlenmemizi istiyor. Kelam bilgisiyle donatılıp iyi birer müjdeci olmamızı istiyor. İsa Mesih'in kelamının öğretisi neydi? Öğrencilerine dedi ki, işte dedi size yeni bir emir veriyorum. Dünyanın her tarafına gideceksiniz. Bu İncil'i duyuracaksınız, onları benim öğrencilerim yapacaksınız. İmanlı demek, kilise demek, Mesih'in öğrencisi demektir. İncil'i öğrenen ve İncil'i başkalarına aktaran, öğreten, müjdeyi sürekli duyuran demektir. Kilisenin kapısını kapatıp sadece bir gruba bir tören yapıp gönderen değil kardeşler. Her biriniz İncil müjdecisi olmakla yükümlüsünüz. Her biriniz. Mecbursunuz. Eğer ki İsa'yı seviyorsanız her biriniz bu İncil'i öğrenmeye mecbursunuz. Yoksa diyemezsin ki ya ben İsa'yı seviyorum ama bu kadar.
İncil falan öğrenemem. Benim kafam buna ermez. Hem vaktim de yok. İşte geliyoruz, ne güzel, sen haftada bir gün konuşuyorsun. Birinin ihtiyacı olursa alır sana getiririm. Veya da seni götürürüm. Bak beni yeter o kadar. Yok. Böyle tembellik istemiyor. O zaman Rab ne söyler hemen? Uyan. Uyan. Geride kalan ne varsa bir parça bir şey kaldı. Bari onu kurtar diyor. Onu kurtar. Uyan. Çünkü yaptıklarını Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Neler aldı? Rabbin doluluğu diyor değil mi? Mesih'te dünyayı yenen güç var mı? İsa Mesih dedi, ben dünyayı yendim. İsa dedi, ben kutsalım. Aynı dünyayı yenen ruhu size de veriyorum dedi mi? Verdi. Ve kendi bütün zenginliğini bizim üzerimize ruhuyla döktü mü? Döktü. Eksik bir şey kaldı mı? Kalmadı. Öyleyse eksiklik bizde, bizim tembelliğimizde, bizim uyuşukluğumuzdadır sevgili kardeşler. Bunları diyor yerine getir, tövbe et. Eğer uyanmazsan, bak uyandırmak istiyor. Ne kadar merhamet tanrısı değil mi? Hemen ceza veriyor mu? Hemen hükmediyor mu? Etmiyor. Ve yine de bizim suçumuzu, eksiğimizi söylüyor ve sonra teşvik ediyor. Hadi uyanın. Ama eğer ki sözüme itibar etmezseniz ve sözümü sırtınıza atarsanız, aman boş ver derseniz, o zaman yapacak bir şeyim kalmaz. Eğer uyanmazsam hırsız gibi geleceğim. Ve nasıl geldiğimi, ne zaman geleceğimi bilmeyeceksin. Hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksin. O yüzden de Mesih hangi saatte geleceğini söylemedi. Tanrı kelamı Mesih'in hangi saatte geleceğini söylemiyor. Neden? Her an gelecekmiş gibi ayık uyanık olmak, imanda durmak ve imanın meyveleriyle donatılmak ve iyi birer müjdeci olmak. Ama sakta aranızda giysilerini lekelememiş birkaç kişi var. Bakın ne kadar güzel bir şey. Bir kilise, ölü bir kilise, ama kilisenin ölü olmasına rağmen aralarında birkaç kişi var ki bunlar imanda canlı kalıyorlar. Aslında çok takdire değer bir şey, biliyor musun? Şimdi herkes uyumaya başlarsa da olur, uyanık kalanlar da uyuyor. Çünkü birine bakarsın bakarsın, o esniyorsa ne dersin? Ya esneyip durma, şimdi benim de uykumu getireceksin. Öyle der misiniz? Çünkü niye? Olumsuz olan şey insanı çabuk etkiler sevgili kardeşler. Olumlu olan şey değil. Yani uyuyanı uyandırmaya çalışamazsın, sen de uyumaya çalışırsın. Fakat bunlar uyuyanların arasında uyanık kalmışlar. Uyuyan kilisenin, ölü kilisenin içerisinde bazıları var ki hakikaten de diyor, canlı bir şekilde Mesih'te kaldılar, bende kaldılar. Hamdolsun ki ölü denilen birçok kilise içerisinde de yine hakikaten Rab'de, Mesih'te olan canlar var. Beyazlar içinde benimle birlikte yürüyecekler. Beyaz neyin işareti? Saflığın, paklığın, kutsallığın ve Tanrı krallığına layık sayılmanın işaretidir. Ve diyor beyazlar içerisinde benimle yürüyeceksiniz. Mesih nerededir? Mesih'in krallığı gökte. Şimdi öyleyse demek ki yani benim önüme çıkmaya layık sayılacaksın. Benimle birlikte olmaya ve bin yıllık krallığımla geldiğimde o beyaz kaftanları vereceğim ve o beyaz kaftanlar içerisinde benimle birlikte bin yıl saltanat süreceksin. Kim diyor, o birkaç kişiye söylüyor. Onun için de İsa Mesih kendi geliş günü içinde söylüyor. İşte diyor o gün iki kişi tarlada olacak. Biri alınacak, biri bırakılacak. O gün diyor iki kişi yatakta olacak. Biri alınacak, biri bırakılacak. Veya diyelim o gün birçok kişiler kilisede olacak, birileri alınacak, birileri bırakılacak. Şöyle biraz düşünün, hayal edin. Oturuyoruz, birdenbire bakıyoruz, patır 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 birileri yok. Ya nereye gitti, ne oldu? Yanındakiler şimdi buradaydı. Nereye gitti? O zaman anlayacağız. Ama burada kalanların hali
Diyelim ki kaldım ben de. Gideceğime eminim. Ama diyelim ki kaldım. Ve birileri de baktı, kelam burada. Biz böyle. Ne oldu ya? Hepimiz mosmor olmuşuz. Suratlarımız kıpkırmızı. Bugün herhalde bol bol ağlarız. Rab bizi de al, Rab bizi de al. Giden gitti. Ölen öldü, kalan sağlar bizimdir der ya. Giden gitti, kalanlar bizimdir diyemezsin de. Acaba herkes birbirini suçlar mı? Senin yüzünden ya. Hep senin yüzünden. Der belki. Herkes birbirine girer belki. Acı bir şey biliyor musunuz? Ama bu gerçekleşecek kardeşler. Bu gerçekleşecek. Bu olay olacak. Rabbin kelamında yazılı bunlar olacak. Niçin peki o göğe gidenlerden, alınanlardan biri biz olmayalım? Niye? Niye o beyaz kaftanları giyenlerden biri biz olmayalım? Olmak istemiyor muyuz? Öyleyse ne yapmalıyız? Uyanmalıyız. İman hayatında canlı olmalıyız. Kelamda güçlenmeliyiz sevgili kardeşler. Benimle birlikte galip gelenler, yani uykuya yenilmeyenler, düşmeyenler. İsa bile öğrencilerine çok öğütler veriyordu ve dedi ben gidip şimdi dua edeceğim. Dua etmeye çekildi. Bir müddet sonra geldi, baktı ki öğrenciler uyuyor. Dedi uyanın, niye uyuyorsunuz? Bir saat uyanık kalamadınız mı? İkinci defa İsa gitti diyor, dua etmeye başladı. İsa'nın duası kim içindi? Öğrenciler için, onların yaşamı için, kendisine iman edenler için. Ama geldiğinde yine baktı, öğrenciler yine uyuyor. Ne zavallı durum kardeşler. Uyku ağır basıyor ve dünya bizi uyutuyor. Uyutuyor ki iman hayatında güçlenmeyelim. Hafife almayacağız kardeşler. Bunlar basit sözler değil. Bizim canlı olmamızı istiyor Tanrı kelamı. Galip gelen böylelikle beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyecek. Amin. Çünkü niye? Yaşam kitabı var. Bakın, vahiy kitabını okuduğumuzda o son günle ilgili kelamı söylerken ölülerin yargılanmasıyla ilgili şöyle söylüyor. Sonra büyük beyaz bir taht ve tahta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar, yok olup gittiler. Tahtın önünde duran küçük büyük ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Birçok kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ve 15. ayette diyor ki, adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldılar. Demek ki Tanrı'nın önünde bir yaşam kitabı var. Oraya adını yazdıracaksın. İmanla oraya adın yazıldı. Adının orada kalması için gayret et. Ve adının oraya yazılması için gayret et. Eski ahitte bir yerde söylüyor, Rab diyor, onların adı diyor toprağa yazılsın. Dikkat et. Öfkeyden söylüyor. Ve diyor birçokların adı toprağa yazıldılar. Eski ahitte bu yerler geçiyor. Adın toprağa yazılması başka bir şey. Adının gökteki hayat, yaşam kitabına yazılması başka bir şey. Senin adın şimdi nerede yazılır? Ne dersin? Kendi kendine sor. Şöyle git. Aynaya bir bak. Sonra aynada kendi suratına bir bak. Kendi kendinle konuş. Kendini çok beğenmiş olabilirsin. Güzel görüyor olabilirsin. Yakışıklı olarak görebilirsin. Ve kendi kendine sor. Oğlum ya da kızım. Senin adın nereye yazıldı? Nereye yazıldı? Ne dersin? Senin adın nerede yazıldı şimdi? Kendinle konuş. Başkasına değil. Senin adın nerede yazılı? Ve nerede yazılı olmasını istersin? Hayat kitabında mı? Yoksa toprakta mı yazılı olmasını istersin? Hayat kitabında yazılı olsun kardeşler. Evet, yaşam kitabından silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Amin.
İsa Mesih ne dedi? Kim ki bu dünyada benden utanırsa, benim adımdan utanırsa, benim adımı anmazsa, bende kalmazsa, ben de babamın krallığıyla geldiğimde babamın ve meleklerin önünde ondan utanacağım dedi. Değil mi? Ondan utanacağım. Utanılacak bir şeyimiz olmadan babanın önüne çıkalım sevgili kardeşim. Bir gün genç bir delikanlı geldi. Anadolu'daydı. İstanbul'da okumaya bir şekilde İncil eline geçti. Ve bu İncil'in bu ayeti çocuğun yüreğine dank etti. Kim ki benim adımdan utanırsa, ben de krallığımda geldiğimde ondan utanacağım. Ve bu çocuk geldi. Birisi vasıtasıyla oturdu, konuşmaya başladık. Ve epeyce konuştuktan sonra dedim, kararın nedir dedim. Ne düşünüyorsun? İsa'yı kurtarıcın olarak kabul etmek istiyor musun? Yoksa bildiğin kendi yolunda mı yürümek istiyorsun? Ve çocuğun bana söylediği ayet buydu. Dedi ki, abi dedi, şu ayet bana çok dokundu dedi. İsa diyor ki dedi, babamın krallığıyla geldiğimde kim ki benden utanmış olacak, ben de ondan utanacağım. İsa'nın benden utanmasını istemiyorum. O yüzden de kararım İsa'dan yana. Evet kardeşler, bizden utanmasın. Ve bize demesin ki gidin önümden, ben sizi tanımıyorum. O yüzden İsa'ya ait olmak gurur verilecek bir şeydir. İsa'ya ait olmak demek, Tanrı tarafından özel olarak seçilmiş olmak demektir. Bunun için diyor ki, ben de babamın önünde onun adını açıkça anacağım. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini iyi işitsin. İyi işitin diyor. Ve şimdi ölü kilise uyansın. Uyuyanlar uyansın. Ölmek üzere olan şeyleri canlandıralım. Daha önce de biliyor musun? İlk sevgimizi kaybettin. Sevgimizde kalalım. Ve kelamda kalalım. Kelamda büyüyelim kardeşler. Çünkü gelen tez gelecek ve gecikmeyecek. Kim gelecek? İsa gelecek. İsa'dan başkası gelmeyecek. Kutsal olmadan kimse Tanrı'nın krallığına giremez. İman olmadan kimse Tanrı'yı hoşnut edemez. Ve Tanrı'nın bilgisinde, Tanrı'nın kelamında kalan kişide kim yaşar? Tanrı yaşar. O yüzden de şu sözleri alalım ve yüreğimize yazalım. Çünkü bunlar yaşam sözleridir. Bunun için Süleyman'ın meselelerinde diyor ya, oğlum söylediklerimi unutma. Yaz onları yüreğinin levhasına, tak onları boynuna diyor. Çünkü onlar sana sevinci, selameti verecek, senin ayağını kaymaktan koruyacak ve yaşam yıllarını artıracak. Ve böylelikle bereketleneceksiniz. Çünkü burada bereket var sevgili kardeşlerim. Rabbin ruhu bugünkü bu mektubun mesajını bize iyice açıklasın. Amin. Yüreğimizde yer tutsun. Ve Rabbin hoşnut olmadığı her şeyleri sıyırıp attıralım. O ölü kiliseden bir tanesi biz olmayalım. Ölmüş olanlardan biri değil ama Rabbin övdüğü beyaz kaftanlar verdiği kişilerden olalım. Ve adımız ebediyen yaşam kitabında kalsın. O gün geldiğinde, Rabbin borazanı çaldığında hepimiz havada Mesih'i karşılayanlardan olalım. Amin. Rab her birimizi kutsasın ve bereketlesin.